Ahmet Kekeç. Niçin Davutoğlu'na kimse güvenmiyor? Kurulacak partilerden biri siyasi hedef olarak şunu koymuş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak. Daha açık konuşalım. Kurulacak iki partinin hedefi de budur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ortadan kaldırmak hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun kuracakları parti Babacan'ın kuracağı partiye akıl hocalığı yapan ve elini taşın altına koymamakla ünlü Abdullah Gül gerekli mutabakat sağlansaydı dava arkadaşım dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için aday olacaktı. Gerekli mutabakat sağlanamadı. Daha doğrusu Meral Akşener taş koydu ve böylece Gül'ün ortak adaylığı suya düşmüş oldu. Akşener benim neyim eksik demiş, ortak adayla göz kırpmıştı. Gül şu sırada babacanın başına tebelleş. Babacan başarılı olursa yani seçimlerde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşırsa ilk iş Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kaldıracak. Yani yeniden parlamenter sisteme dönecek. Kendisi başbakan olup faizlerle istediği gibi oynayacak. Gül de yeniden Çankaya'ya yollanacak. Hadi hayırlısı olsun diyelim diğerine gelince. Davutoğlu'nun başkanlık sistemi düşmanı olduğunu ezelden beri biliyoruz. Dün henüz kurulmamış partisinden bir açıklama geldi. Davutoğlu Partisi'nin ilk hedefi de başkanlık sistemini kaldırmak olacakmış. Bunu nasıl yapacak? Halk başkanlık sisteminin yürürlük kazanması için %50'nin üzerinde evet oyu vermişti. Herhalde anayasayı değiştirecek ya da referanduma gidecek hezimetiyle sonuçlanan 7 Haziran seçiminden sonra gazetecilerin karşısına geçmiş, halkımız başkanlık sistemini gündeminden çıkarmıştır diye bir açıklama yapmıştı. Sonra da kendisini bir koalisyona atabilmek için çırpınıp durmuştu. Davutoğlu'nun koalisyon merakını anlatmak için bir örnek. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hükümeti kurmak için yetki alıyor ve başta CHP olmak üzere bütün partilerle koalisyon görüşmeleri yapıyor, başaramayınca ve yasal süreyi doldurunca yetkiyi Cumhurbaşkanı'na iade ediyor. O arada Cumhurbaşkanı'na hangi öneride bulunuyor biliyor musunuz? Hiç bilmeyin, moraliniz bozulur. Şunları söylüyor, efendim hükümeti kurma görevini bir de Sayın Kılıçdaroğlu'na verseniz. Görüyorsunuz değil mi? Davutoğlu'nun 1 Kasım seçimlerine Kılıçdaroğlu'nun azınlık hükümeti başbakanlığında girebilmek için nasıl çırpındığını görüyorsunuz. Davutoğlu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi düşmanı olduğunu biliyoruz ama nedenini, travmasını bilemiyoruz. Bence sisteme değil, sistemi kullanan Erdoğan'a düşman. Hem partimiz diyeceksin, hem Katipiri'nin jurnallerini tekrarlayacaksın. Hem ona yani Erdoğan'a sadece vefa göstereceğim deyip kendi kendini bağlayacaksın, hem de onu devirebilmek için rakipleriyle işbirliği yapacaksın. Davutoğlu budur. Vefası da budur. Diyeceksiniz ki madem sistemi değiştirmek için ortada iki parti var. Bunlar niçin birleşip Voltran'ı oluşturmuyorlar? Birleşemezler. Çünkü Babacan ve Gül'ün Davutoğlu'na zerre güveni yok. Bunu Davutoğlu'nun adamı da Nedim Yamalı da itiraf ediyor. Diyor ki Ahmet Hoca hal ve gidişatın iyi olmadığını Abdullah Gül ve Ali Babacan'a ifade ediyor. Onlar da aynı görüşü paylaştıklarını ama Davutoğlu'nun kendi yolunda ilerlemesinin daha doğru olacağını, kendilerinin ise farklı bir oluşum içinde olacaklarını söylüyorlar. Ahmet Kekeç, Star